Merhabalar, Apartman Sineması'nın yeni podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Fırat, yanımda Güvenç ve Simon'la beraber bu hafta vizyona giren Anayurt Oteli'nin restorasyonlu hali üzerinden hem Anayurt Oteli'ni hem de Ömer Kavur Sineması'nı konuşacağız. Başlayalım. Başlayalım. Ben filmi yeniden seyrettim dün, restorasyonlu kopyasıyla. Yani ilk başta onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani filmin restorasyonu, ya tabii ki yapılmış işe çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu filmin yeniden özellikle vizyona girmiş olması, yani restore edilmemiş olsa bile yeniden vizyona girmiş olması önemli. Yani özellikle işte daha genç sinema takipçileri için. Bir de bizim bizde pek böyle şeylere alışkında değiliz aslında. Yani yurt dışında çok benzerleri görülüyor ve hani öyle başyapıt olmasına gerek yok. Öyle kıyıda köşede kalmış herhangi bir filmi de yapabiliyorlar. Bizim için o yüzden ya evet, başka sinema, önemi de farklı. Özellikle başka sinemanın buna alan açıyor olması hoş bir şey. Geçen sene de Keşlovski'nin Veronica'nın ikili yaşamını göstermişlerdi yine yazın. Bir de bu yaz yine Terminator 2 vizyona girecek. Öncesinde Texas katliamı da girmişti. Doğru. Yani bu tarz şeyleri alan açması açısından da başka sinema diğer hizmetlerinin yanında güzel bir şey. Fakat gel gelelim filmin restorasyonuna gelecek olursak, yani tatmin edici gelmedi bana film. Yani şöyle de söyleyeyim, yani birçok sinema salonumuzda projeksiyon kalitesi gayet düşük. Yani bunu biliyoruz. Hatta yani festivallerde de gelen yerli yabancı yönetmenler bundan şikayetçi oluyorlar sıklıkla. Benim filmim bu değil diyen yönetmenlere de tanık olmuştuk. Ama ya ben 2 veya 3 hafta önce Anayurt Oteli'ni seyrettiğim salonda Blue'yu seyretmiştim. Ve yani görsel olarak çok böyle bir, nasıl diyeyim, yani bir sıkıntı yoktu filmin görüntü kalitesinde. Ama yani Anayurt Oteli'ni şimdi bu restorasyonlu haliyle bir daha seyretmek için sinemaya gittim. Ama yani yani birçok tabii daha önce restorasyon görmüş, bir sürü filmde görmüş olduğumuz için, yani filmin restorasyonu şöyle söyleyeyim, tatmin edici değil yani. Yani tamam, şey var, yani ciddi bir görüntü kalitesinde gelişme var ama yani özellikle ses bandında falan, yani tırnak içinde kabul edilmesi zor gedikler var. Yani böyle aynı sahne içinde böyle volümün bir böyle anlaşılmayacak düzeye düşüp böyle yeniden yükseldiği anlar falan oluyor. Bunun dışında yani... Yani restorasyonun bir görsel parlatma olmadığı konusunda evet, yani, fikiriz zaten. Yani evet, filmin şimdi yani eski kopyasına da ulaşabilme ihtimalimiz olduğu için internette... Bir de artık birçok restorasyona ulaşabilir durumdayız. Yani kıyas yapabiliyoruz. Yani tabii ki, yani mesela şöyle söyleyeyim. Birkaç sene önce Cannes'da gösterilmişti o zaman. Akad'ın Hudutların Kanunu filmi. Mesela yani onun restorasyonunu da gördük biz ki Anayurt Oteli'ne göre çok daha eski bir film. Siyah beyaz bir film. Ya yani film gıcır gıcır görünüyor yani. Hatta onun restorasyonunu tam olarak hangi kurum yaptı bilmiyorum ama şey, Dünya Sinema, yani World Cinema Foundation, işte Scorsese'nin başını çektiği oluşum önayak olmuştu buna. Yani bu tip filmlerin, hatta daha önce Susuz Yazı da yapmıştı aynı kurum. Ya bunları gördükten sonra Anayurt Oteli'nin gibi, yani bence sinemamızın en iyi birkaç filminden biri. Ki bence yani. Eğer bir sıralama yapacaksak 2 numaraya koyarım. Ya filminin restorasyon işleminin böyle sonuçlanması bir burukluk yarattı bende, onu söyleyebilirim. Ya yoksa tabii ki bir gelişme var görüntü kalitesinde ama yani filmin zaman zaman gereğinden fazla parlak göründüğünü filan da, yani tabii ki Kavur'un niyetini kestiremiyoruz ama yani filmin karanlık atmosferiyle biraz çelişen aydınlığa falan geldiği yerler var filmin. Yani trailerine bakabildim. Orada bile böyle şey, fazla aydınlık olduğuna dair bazı sahnelerin bende de öyle bir şey oluştu. Yani sonuçta biraz karanlık bir film olduğunu biliyoruz Anayurt Oteli'nin. Yani atmosfer anlamında öyle bir yaratılma çabası olduğunu biliyoruz. O yüzden dediğin sanırım yani bunu karşılıyor. Ya evet, yani özel parlaklık. Yani dış mekan çekimlerinde filmde zaten sayılı. Şeyi de izledik zaten. Grupama'nın paylaştığı öncesi sonrası videosunda da YouTube'da görülüyor biraz. Yani dış mekan sahnelerinde gün ışığın... O kadar parlaklığa ihtiyaç var mıydı? Yoksa hani Ömer Kavur'un tercihi bu muydu? Onu bilemiyoruz tabii ama yani şunu söyleyebilirim ben. Yani filmin yükselmiş görüntü kalitesinde gün ışığında geçen sahnelerin ve
Anayurt Oteli'nin yani iç mekanda geçen sahnelerin görüntü kalitesi arasında ciddi bir fark var. Yani filmin çok büyük bir kısmının da iç mekanda ve karanlık ortamda, yani tırnak içinde karanlık ortamda geçtiğini söylersek, yani filmin yani o sahnelerin bir kısmı gerçekten yani neredeyse flu denebilecek kadar netlikten uzak olduğunu söyleyebiliriz. Ki ya bunu da işte tabii belirtmeden geçmeyin. Yani belirtmeden geçmeyin ve yani daha bu konuda yetkinliğini kanıtlamış dünyada bir sürü kurum var. Yani eğer bu denli önemli filmler restore edilecekse yani hakkıyla restore edilsin. Deme hakkına da sinema seferler olarak tabii, hakkımız olduğunu düşünüyorum yani. O yüzden bunu da söylemeden geçmeyin. Yani dünya sinemasında bunun ne kadar yüksek örnekleri olduğunu görüyoruz yani. 1900 başlarından kıyas yapabiliyoruz yani. Restorasyonlar görüyoruz. O yüzden tabii ki kıyas. Yani daha dün sana Napolyon gelmedi. İşte tam onu diyecektim yani. İşte 1924 falan olması. 1924 yapımı işte Abel Gans'ın Napolyon'u epik bir film yani 3,5 saat falan yanlış hatırlamıyorsam süresi. Ve yani işte British Film Institute yaptırmış sanırım şeyini, restorasyonunu. Yani film öyle görülüyor ki yani günümüzde çekilmiş siyah beyaz bir film gibi yani gerçekten. Yani o yüzden yani işte bu restorasyon işinin de dedik. Hakkı verilsin istiyoruz evet, yani sinemayı seven bireyler olarak. Buradan Anayurt Oteli'ne artık filmin kendisine geçelim. Oradan da Ömer Kavur'a güzel bir geçiş. Simon, sen ne diyeceksin? Yani Anayurt Oteli ve Kavur'un en sevdiğim filmlerinden biri. Ben hani Gizli Yüz'ün özellikle çok büyük bir hayranıyım. Yani nasıl bir giriş yapayım? Zaten çoğu insanın da aslında Türk sinemasında hakim olduğu bir film. Hani genelde sinemaya az çok ulaşan insanların bildiği, epey iyi bildiği filmlerden. Benim için onun böyle yani özellikle Kavur'un etkilendiği sinemacılarla birlikte falan da birkaç gündür düşünmeye çalışıyorum filmi. Yani o işte Zebercet'in o duygu durumunu yani o kapalılığı böyle dünya sinemasında özellikle modern sinemayla hani biraz böyle bağdaştırarak düşünmeye çalıştım. Yani zaten bir Antonioni sevgisi olduğunu, ciddi bir hayranlı olduğunu da biliyoruz aslında yönetmenin. Tüm bunların ışığında zaten Ömer Kavur'un, ben daha genel bir şey söyleyeyim. Benim için en önemli kısmı filmlerinin sinema sanatına yani filmlerinde yapmak istediği şeyin tüm o fantezi kullanımlarının sinemaya çok uygun düşmesi ve sinemanın hakikaten bir atmosfer yaratma sanatı olduğunu neredeyse her filmiyle gösterebilmiş olması önemli ki Anayurt Oteli'de bunun en önemli örneklerinden biri yani böyle bir iç mekan filminin bu kadar nasıl diyeyim yani bence yaratıcı bir sürü anda barındıran bir film. Yani tüm bu duygu durumlarını, tüm bu yalnızlığı, o gizemli bekleyişleri falan yansıtmasıyla aslında günümüzde de pek yapılmayan bir şey. Yani evet. Hala böyle o kadar cesur olamıyoruz diyeceğim bir kesinlikle tarafı var. Çok da kişisel aslına bakılırsa. Film zaten bende Ömer Kavur'u çeken şey, en büyük şey bu. Filmlere baktığın zaman çok kişisel meselelere değiniyor. Çok kişisel yalnızlıklara, duygu geçişlerine, duygulara sesleniyor. Yani onlardan besleniyor. O yüzden de yeri çok başka. Çünkü bizde, bizim sinema gelişimimizde politik dışa vurumun bu hep daha ön plandadır yani bireylerden, kişilerden. Burada da çok ciddi bir politik mesele var ama çok daha farklı bir düzlemde. Çok daha gizlenmiş. Detaylarda gizli bir şey. Ya, bir ve şey bu var. Da şey, yönetmenin kendi tercihi ve kendi üslubu. Ya evet zaten yani bu modernlik, Simon'un bahsettiği modern sinema olgusu yani Ömer Kavur'un yani bence yani dünya sinemasındaki bir yeri olduğunun göstergesi. Yani zaten işte bir sürü filmi yurt dışında da yani o dönem çok alışık olmadığımız şekilde yurt festivallerde yarışıyor. Cannes, Venedik. Tabii yanlış hatırlamıyorsam Venedik'te Fipreski alıyor. Evet. Anayurt Oteli yayınlandı. %100'de ana yarışmasında yer aldı. Evet. Yani gerçekten ya modern sinema dediğimiz şeyin Türkiye'deki en büyük temsilcisi Ömer Kavur ve yani gerçekten Anayurt Oteli de bence başyapıtı. Yani bu mekan kullanımından yani başka yani işte atmosfer yaratımı dediğimiz şeyin yani bence
atmosfer ve mekan kullanımıyla atmosfer yaratımı. Diyeyim bence tüm dünya sineması tarihindeki en iyi şeylerden biri olabilir yani. En iyi örneklerinden biri olabilir. Yani karakter, Zebercet karakterini işte bize gösterdiği ortam o kadar hani uygun bir ruh halini yansıtıyor ki cidden bu çok yetkin bir örnek olduğu hemen ilk bakışta zaten anlaşılıyor. Yani, yani zaten Ömer Kavur'u da böyle konuşacağız daha etraflıca. Yani gerçekten tam anlamıyla bir otör yani. Çektiği tüm filmlerinde yani yine daha ticari sinemaya yakın olduğu önceki dönemlerinden itibaren sonra işte bu Anayurt Oteli ile böyle başka bir seviyeye çıkıyor sineması. Ya gerçekten ciddi bir imzası var tüm filmlerinde. Böyle hep benzer temaların etrafında dolaşması, hep benzer simgeler üzerinden benzer şeyler üzerine kafa yorması açısından tam yani bir otör sineması görüyoruz Kavur'un filmografisine baktığımız zaman. Ya Anayurt Oteli de ya bu Fırat'ın da dediği politik boyutuyla birlikte yani gerçekten yani sinemamızın sayılı örneklerinden biri ki yani bence dünya sinemasının da çok kıymetli filmlerinden bir tanesi. Yani mesela lafını bölmüş gibi oldum. yani Zebercet de benzer şekilde yani sinemamızın en iyi yaratılmış, en böyle etraflıca yani tüm boyutlarıyla çok iyi yazılmış, Macit Koper tarafından da çok iyi oynanmış. Yani yani sinemamız böyle ikonik karakterlerinden bir tanesi Zebercet. Ben de onu diyecektim. Çok da güçlü bir karakter filmi aslında. Yani bütün filmi hani sırtında taşıyor. Roman uyarlaması, yani diğer filmlerde de öyle. Yani edebiyat için de yani Yusuf Atılgan da çok iyi modernist bir romancımız. Yani. Ya Orhan Pamuk'un da hani Gizli Yüzde ve sonraki filmlerinde etkisini falan düşünce ama dediğin şey var. Sonuçta onların metinlerini falan kullanıyor ama yani kendi eklediği de böyle çok şey var. Yani o filmlerin biz Ömer Kavur filmi olduğunu hani net bir şekilde anlıyoruz. Bunlar o yüzden böyle hani bir roman uyarlaması yapmak için yapılmış bir mantalitede filmler değil zaten. Evet yani şey var. Mesela romanda böyle Zebercid'in böyle sayfalar süren monologları, düşünceleri falan var ama yani Ömer Kavur yani yapmak istediği sinema için orayı biraz boşaltıp yani Zebercid'i işte o mekanın içine hapsediyor başka bir şekilde. Yani o çok duygu durumunu imgelerle, işte karanlıkla, işte sonra sokağa çıktığında tırnak içinde ışıkla karşılaştığında, sonra işte o dışarıda karşılaştığı işte bayram kutlamalarından, işte dini ritüellerle falan yani çok iyi besleyip yani gerçekten yani benzersiz bir film yaratıyor yani. Araçlarını evet o çok iyi kullandığı için zaten senaryosunu da zaten oluyor. Yusuf Atılgan'a gösterdiğinde Yusuf Atılgan'ın da epey hoşuna giden bir şey olduğunu okumuştum. Evet yani ve de şeydi yani çok güçlü bir... Yani sadece bir roman uyarlaması olarak... Evet çok güçlü bir romandan uyarlanmasına rağmen yani o romanın gücünü sırtını... Yani sırtını o romanın gücüne yansımayıp yani kendi sinemacısını da yani işte yaratan yani kendi sinemasına bu romanın üzerine çok iyi inşa ediyor. Yani. Zaten bunu yapılması lazım çünkü dediğin gibi yani bir romandaydı, hikayede o monologları falan yani orada edebiyat olması başka bir şey ama tabii bunun sinemaya geldiğinde tabii dediğin yani, gibi aynen. Bazı şeylerin boşaltılması, yerine yeni şeylerin getirilmesi, atmosferin bir şekilde kurulabilmesi gerekiyor. Ki baktığımızda zaten uyarlanması zor da bir roman. Tabii kesinlikle. Ki o dönemdeki modernist birçok romanda bunu görüyorsun. Tutulamayanlar, mesela hala tutulamayanlar uyarlamamız yok. Bunun da sebebi uyarlama uygun olmaması yani o yüzden müthiş bir yönetmenlik var yani. Evet yani bu gerçekten yani işte yazarlık da yani senaryo açısından da çok şey yani çok yetkin bir iş Anayurt Oteli. Kesinlikle. Restorasyonlu haliyle sinemalarda yani evet tabii yeniden izlemek yeniden izlemek istiyorum. Ya tekrar izlenebilecek bir film. Yani gerçekten isteyenler için. Sanırım 3. veya 4. kere izledim ben de ve hala yani ben TRT 2'de gerçekten yani harika bir film. Yani. Evet, çok iyi film. Buradan Ömer Kavur'a aslında daha geniş bir perspektiften de bakabiliriz filmografisiyle beraber. Aslında şöyle yapabiliriz belki daha konuşmamız açısından da daha kolay olabilir. Yani böyle sineması aslında şey gibi böyle 3 bölümlü gibi filmografisi. İşte ilk başta Yatık Emine ve Yusuf ile Kenan'la. Daha böyle sosyal gerçekçi bir yanı var. Özellikle Yusuf ile Kenan'ın.
Hatta yani sıklıkla da benzetilir. İtalyan yeni Evet. gerçekçiliğine benzetebiliriz işte. İşte toplumun dışında kalmış, itilmiş çocuklar, işte onların sisteme adaptasyon olma çabaları, olamamaları üzerinden. Ki o da Milano'daydı sanırım. Evet, Bir Milano Film yurt dışında bir Festivali'nde festivalinde bir büyük ödülü ödül, var. büyük ödül var. Yani onların da hoşuna gitmiş Evet yani İtalyanlar muhtemelen. da bu şeyi Yani ölçülmeyi o ödüllendirmişler. önemsizliğin, o ötekinin hikayesini anlatması bakımından çok başarılı bir film. Yusuf ile Hem öyle Kenan. hem de şey yani politik olarak da dışın sözünü Tabii. en yüksek sesle Zaten söyleyen film Ömer yani. Kavur'un sinemasındaki o politik yapıyı hissediyorsun yani. Görmüyorsun, hissediyorsun. O Hissediyorsam bakımdan çok Yusuf ve Kenan'da önemli. biraz daha görünür Yani kılması biraz daha görünür. açısından İşte o önemli. gerçekçiliği daha ön planda kurduğu Ya için tabii bir de o zaman olabilir. genel olarak Türkiye sinemasında düşündüğümüz zaman daha şey yani politik filmlerin işte Yılmaz Güneyleri falan Tam o daha dönem ya, 70'lerin sonu, sözünün 80'ler. Zaten Türkiye'de yaygın politik olduğu bir şey. olarak kavrulduğu bir dönemler olduğu için İşte o evet ama yansımaması. aynen işte bu belki bundan sonra işte filmografisini biraz bölebiliriz. İşte ondan sonra çünkü 80'de darbe olduktan sonra biraz daha Yeşilçam'a daha yakın filmler çekmeye başlıyor ki ama onlar arasında da yani yine kendi imzası var özellikle mesela Göl ciddi anlamda bir psikolojik gerilim filmi yani yine çok böyle bir saplantılaş hikayesi anlatıyor özünde ama yani gerçekten böyle dönemine göre sıkı nasıl diyeyim sahneler var böyle cesaret edilmesi zor sahneler var gölün içinde ki hatta gölü de Zebercet Anayurt Oteli'nde dışarıda yürüdüğü bir Bu şeyde arada televizyon. Anayurt Oteli'ne bahsetmeden geçmek istemiyorum. Berberdeyken Ha. The Cure klibinin döndüğü sahne Evet. gerçekten inanılmaz yani, Evet. bence. Yani mesela onu atladık Oradaki konuşurken Cure seçimin bile, yani o tesadüf onu çok belli zaten. zaten şarkının da Şarkının, işte bir bekleyiş şarkısı evet, olmasıyla yani o Ömer alakalı. Kavur'un o Avrupai havasına o kadar uygun ki. Veya o mesela berber sahnesi de yani mesela o bıyık metaforu tüm filmin içinde dolaşan işte o modernlik ve şey işte geçmiş işte Osmanlılık ve Cumhuriyet Türkiye'si arasındaki geçiş arasından yani işte o kurarken ilk o sahnede kuruyor zaten o bıyık şeyin işte çok şakacısınız falan diye bıyığımı kesin dediğinde yani işte yani Belki dışarıya çıkması işte yönetmenle. Sonuçta Ömer Kavuran'ın eğitimini Fransa'da falan evet. almış bir isim. Hani belli bir yıl, orada kimlerle çalıştığını çok bilmiyorum ama Ya evet, yardımcı yönetmenlikler falan da yani yapmış. önemli yönetmenlerle çalışmış olduğuna dair de bir şey okumuştum. Yani tabii bu da şey yapıyor hani dışarıdan buralara bakmanın şeyini gösteriyor ve tabii o önemli sinemacılara da o tarihte oralarda erişmesi de zaten önemli. Yani Türkiye'deki bir sinemacının beslenmesiyle işte Avrupa'nın kalbinde yaşayan bir Tabii ki. sinemacının beslenmesi de çok Ya farklı aynen oluyor. öyle. Bu işte Anayurt işte böyle üçüncü kısmı diyebileceğimiz kısım. İşte Anayurt Oteli ile başlayan ki yani sinemasında en oturduğu yani böyle ne yapmak istediğinin farkında olup artık bunu yapabildiği bu yetkinliği de artık ortaya koyabildiği dönemde Ustalık ya dönemi. ustalık dönemi kelimenin tam anlamıyla Simon'un dediği şey çok bariz yani o şey. Yani bir Türk yönetmen tabii ki bir Türk yönetmen ama yani bir dünya sinemasının ne Tabii olduğunu ki. işte O sinemanın hakimiyeti. ne olduğunu çok farkında. Hala yani Türkiye'nin içine sıkışıp kalmış bir sinema yapmıyor. Yani gerçekten bir dünya yönetmeni. O yüzden zaten Ömer Kavur'un belki de yani bu kadar şu an belki de yani işte Türk sinema tarihinin en önemli yönetmenler arasında O sayılıyorsa benzer bu yani nedeni şeyi aslında. gelişme açısından, hani paralellik bakımından Reha Erdem'de de Tabii. görebiliyoruz yani. Ya O evet mesela onun da Avrupa, yani yani meseleler bize ait meseleler ama işlenişler çok farklı. aynen öyle dediğin gibi o da yıllarca yurt dışında kaldıktan sonra şey yapıyor. Yani bu şey de diyebiliriz. Belki oradan yine bağlayabiliriz. Bu işte Anayurt Oteli işte bir edebiyat uyarlaması ki kariyerin her zamanında, her döneminde edebiyatçılarla çalışıyor. Mesela Ah Güzel İstanbul'da şey Firuza'nın bir öyküsünden uyarlama. Gizli Yüz, Orhan Gizli Yüz işte onu diyecektim. Simon da çok seviyor diye oraya Pamuk. bağlayayım diyecektim. Şey Gizli Yüz Orhan Pamuk senaryo yazıyor değil mi? Orhan Pamuk senaryo yazıyor ama o senaryoda hani sanırım Yeni Hayat romanından hani oldukça şey barındırıyor ama evet senaryosunu Orhan Pamuk Peki yazıyor. şeyi bilmediğim için soruyorum. Sen muhtemelen araştırdığın için. Peki Ömer Kavur mu istiyor senaryo yazmasını yoksa yazılmış senaryoyu mu Ha yok çekiyor? yok birlikte çalışıyorlar Ha. diye biliyorum. Yani hani şey
hazır bir şeyi alıp çekmiyor da sanırım birlikte çalışma gibi bir durumları da olmuş. Yani Gizli Yüzü hani beni çok etkileyen şey zaten yani Türkiye'de böyle benzerini görebiliyoruz. Anlıyoruz Oten'i de hani o seviyede benzerini görebiliyor muyuz çok emin değilim ama Gizli Yüzü'de tabii tüm o zamanla ilgili, hayat döngüsüyle ilgili, saatlerle ilgili çok nasıl diyeyim, yönetmenin bu takı olduğu tüm bu konuları orada böyle belki en yetkin olarak gördüğümüz ilk filmi. Bu daha sonra da tabii devam ediyor. O Şu an saat imgesi hatırlayamıyorum. Gece özellikle Yolculuğu daha sonra Gece mı? Yolculuğu bir önceki filmi Gece gibi. Yolculuğunda o zaman biraz daha başlıyor ama Evet, tabii o çünkü mekan ve zamanla oynamaya, yani zaten Anayurt Oteli ile başlıyor ama Gece Yolculuğunda da başlıyor dediğin gibi. Yani o şeyin zamanın işte gerçek zaman, kurmaca zaman, işte bir yönetmen senaryo üzerinde çalışıyor, film üzerinde çalışıyor. Ya işte o kurmacayla gerçek zamanı bir araya getirip karıştırıyor. Gizli Yüzü de bunu şey yani Gizli Yüzü çok iyi bir zaten bu, örneği. evet zaten bu daha böyle uçlarda yani böyle tabii sonuçta bir arayış hikayesi ama böyle artık ne aradığını da bilmeyen böyle bir kadının peşinde ona tutulmuş bir şekilde giden bir adam var ama işte yani tüm bu arayış meselesini o kadar özgün bir şekilde yapıyor ki hem belki o kadar psikolojik anlamda Anayurt Oteli gibi adamı bu aşırı yalnızlıktan muzdarip bir karakter olarak çizmiyor ama böyle şey kapılıp giden bir karakter oradaki. Zuhal Olcay'ın oynadığı karakter de onu yönlendiren yönlendirmesi anlamında tabii ki çok orada etkili. Ya özellikle o Anadolu'ya gittiği zamanlarda filmin tüm o arayışı şehirleri yani şehirleri ya da kasabaları diyeceğimiz mekanlarda da bize gösterebilmesi, mekanlar üzerinde oynaması, yani oraları da böyle oyuncaklı hale getirmesi, tüm o gerçeküstü sahneleri böyle dengeli bir şekilde serpiştirebilmesi ve tabii ki finali yani finalinde geldiğimiz yerde böyle çok ilginç bir duygu durumuyla yani ne Ne olduğunu o? böyle çok da sezemediğimiz ama hakikaten böyle ilginç bir şeyin içerisinde olduğumuzu böyle sadece ona bakıp böyle algılayabileceğimiz, çok böyle dillendiremeyeceğimiz bir yerlere falan gidiyor Yani artık. evet. 90'larda bunu yapanlar aslında Ömer Kavur'dan farklı yönetmenler de var. Yani 90'lar, o yüzden bizim sinemamızda biraz farklı bir kırılma. Her ne kadar çok da bana göre ciddiye alınmasa da, yani Yavuz Özkan, İrfan Tözüm gibi yönetmenlerin, mesela Yavuz Özkan'ın bir Yengeç Sepeti, İrfan Tözüm Cazibe Hanım'ın Gündüz Gündüz Düşleri. Düşleri gibi, yani daha çok böyle fantezinin de işlen, hayal gücünün, fantezinin farklı şekilde o bireysel yapıya adapte olmaya çalıştığı filmler var. Yani çünkü baktığın zaman çok politik bir rüzgarla geliyor sinema bizde her zaman. O yüzden o 90'lardaki o ufak da olsa bir oluşum çok kayda değer aslında Ya tabii ki baktığında. öyle. Bir de şey olduğu için yani sinema endüstrisi de artık 90'larda bayağı şey ortada Evet. pek bir şey kalmadığı için Evet. bu yönetmenler de biraz aslında Evet. denemeler için şey fırsat ve yani alan bırakıyor o durum. Ve dediğin gibi yani o işte bahsettiğin yönetmenlerin gerçekten çok şey olmasa bile yani şu an çok böyle Adı adı geçmese bile, ki geçmese film de bile çekmiyorlar zaten. evet şu an film de çekmiyorlar. Ama işte o yönelim de sonra herhalde bitiyor yani. Ömer Tabii. Kavur'dan sonra bitiyor. Şu İşte an böyle çok yine dediğiniz gerçekçilik sularına gibi daldık yine. bir ya epeydir öyle zaten. Yani o yüzden de biraz böyle düşünüyorum. Yani Gizli Yüz 90'ların başından bir film ama 91. 91 evet. Yani şu an o seviyede yani böyle şeyleri yapmaya sinemada cesaret edecek isimleri pek göremiyoruz. Zaten mesele bu. Yani biraz da denemek gerekiyor. Yani Ömer Kavur'da belki zaten o istediği etkiye ulaşamadığı için onu devam da ettiriyor. Yani Akrebin Yolculuğu Ya da Gizli Yüzü de çok çok benzer çok konuda. paralel. Yine bir saat şeyi var ortada. Yine bir zamanla oynadığını hissediyoruz Yani zaten. takıntılarından çekinmiyor. Yani zaten özgünlüğü orada. Şimdi Akrebin Yolculuğu falan hep şey olarak eleştiriliyor. Yani işte kendi sineması kendi içine kapandı. İşte çok takıntılı aynı mevzular içerisinde dolandı falan ama zaten bir sinemacının yapabileceği şey de bu. Yani bir şeyler üzerinde Kesinlikle. dolanır, dolanır ve tekrar üretir. Yani
özgün olan şeyi burada zaten. O yüzden bize çok yeni hikayeler falan sunmuyor olabilir ama zaten mesele burada hikaye değil yani. Yani Bizim orada şu an algılayışımız. baktığımızda ben sinemamızda hayal gücünü bile göremiyorum açıkçası. Evet yani her şey. Yani bir parıltı, bir kıvılcım, yani başka sinemacıyı tetikleyecek bir sinemamız yok bence. Evet yani. Yani bir insan Akrep'in yolculuğunu izleyip sinemacı olmak isteyebilir yani. Onu demek istiyorum Ya aslında mesela biraz. ben bunu biraz şeye benziyorum. Hani dediğin şey örnek. Ya mesela çoğumuzun sinema izleme alışkanlığında böyle şeyler olmuştu. Yani mesela birçoğumuz David Lynch'i izlediğimiz zaman böyle yani çok tetiklenmedik mi? Daha fazla böyle şey yani Tabii. izleyebilmek için ya tırnak içinde filmlerini anlayabilmek için falan. Yani şu an sinemamızın içinde bulunduğu durum yani gerçekte olan halihazırda yaşanan sorunların, problemlerin yani en iyi sinema diniyle dışa vurulma çabasından öteye gidemiyor birçok zaman. Ama işte baktığımız zaman Ömer Kavur'un yapmak istediği ve büyük oranda başardığı şey de bu yani. Bambaşka yani tamamen bireysel bir sinema. Hayal gücüne dayalı, kendi takıntılarıyla dayalı. Yani bütün o yani bu işte gizli yüzde bahsettiğimiz saat şeyi şeyde de devam ediyor Akrep'in yolculuğunda ki onda da bir işte, Daha ön o daha planda, ön daha planda yani geç tamamen durumda. zamanın ne olduğuna dair bir şeyler üzerine kafa yoruyor. Demiyor ki yani zaman şöyle bir şeydir demiyor Ömer Kavur. Zaten öyle bir derdi de yok. Böyle net bir ortaya Tabii fikir ki. atıp bir hikaye anlatma gibi bir derdi yok ama Karakter meselesi tamamen. yani böyle bir düşünce yani bir ortaya seni etkileyecek başka kafanda başka kapılar açabilecek Ya, şeyler ortaya yani koyuyor çok ciddi öykün neler de var zaten. yani. Yani Var. bahsettik, Antonio Ön dedik. Mesela Yavuz Özkan'da da ben Rohmer'i çok görürüm. Hani Robert şey, Grillet evet arkadaş. Grilla, Evet. evet kesinlikle. Yani o şu an mesela çok aynıyız Evet. bence. Ve karakter yok. Yani Bu da belki hani sinemamızın yani ya bir Ömer Kavur konuşurken bence değinilmesi evet gereken evet bir aynen şeydi. öyle. Belki yani bu bahsettiğimiz takıntıları da yani işte anlatmak istediği temalar etrafında dolaşma mevzusunu da son filmiyle bağlayabiliriz. Karşılaşma. Onda da yine saat teması çok yani filmin göbeğinde bir yerde duruyor. Hatta böyle filmin tüm etrafında şekillenen şey konuşamadım. Doğru şey canlandırdığı karakter mesela saati böyle bir köstekli saat veriyor filmin başlarında şeye. Uğur Polat'ın oynadığı karaktere. Bu yalan makinesini al diyor benim ona ihtiyacım yok gibi bir şey söylüyor ve şey Uğur Polat'ın hikayesi başka bir yere savruluyor ondan sonra. Ki yani onda da zamanla oynuyor sonra filan. Yani ve filmin Onun bittiği nokta kurgusu da bu arada çok çok iyi. Yani çok iyi güzel. bir hikayesinin kurgusu çok iyi. Yani sonunda vardığı nokta yani gerçekten şey gibi. Yani Ömer Kavur'un sinemasına da koyulmuş bir şey gibi. Yani son nokta gibi. O açıdan çok özel bir son film. Yani Anlamlı bir on film, son film aynen yani sinema tamamen. tarihinin böyle şey yani. Çok Evet. son film olmaya çok yakışacak bir film. Yani bunu böyle bir böyle kurgulayıp kurgulamadığını tabii şu an bilemiyorum ama ki yani onun filmi çektikten de birkaç sene sonra da kanserden hayatını kaybediyor. Ya tabii Belki genç bir yaşta ölüyor tabii aslında. 50'lerinde falan yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani 40'da doğduğunu düşünürsen 60'lar 60'lar 60'larında yani 65 gibi. hala 44 yıl doğumluydu sanırım, evet evet. 44 doğumluydu. Aynen tam 60'larda. 65-60 Yani yaşlarında. 2005 yılında Kim? vefat etti. Karşılaşma bir 2003 yapım film. 2000'lere ait bir film. 2000'lere ait bir film ama işte yani belki de bu gerçek üstücülüğün, daha farklı arayışların böyle yani son örneklerinden biri de diyebiliriz Evet. sinemamızda yani. Yani evet çünkü şöyle bir durum da var. Şimdi 90'lardan itibaren sinemaya konuşunca hep yeni kuşak işte Nuri Bilge, Zeki Demir Demirkubuz, Kubuz. Yeşim Ustaoğlu ama tabii yani 90'larda çok aktif bir şekilde vardı Ömer Kavur. Yani Tabii ki. Akrebin Yolculuğu 97 Ve sanırım hani şeydi yani çok yakın ağırlığı olan bir tarihli. şey. Evet ama mesela o filmler üzerinde konuşmayı da bıraktık yani Akrebin Yolculuğu'nu falan böyle hala mesela Zeki Demirkubuz'un ya da Nuri Bilge Ceylan'ın ilk filmleri çok yoğun konuşuluyor. Akademik dünyada hala çok yoğun yazılıyor falan ama Ömer Kavur biraz oralarda da unutulmuş gibi. Yani sanki bana biraz şey geliyor. Çok değer göstermemiş. Yani filmlerinin anlaşılması için daha fazla üzerine düşünülmesi, yazılıp çizilmesi gereken bir isimdi ama biraz böyle belki işte vefatından sonra artık yeni de onu yeni filmlerde göremeyeceğimiz için mi biraz unutmaya başladık. Çok bilemiyorum sebebini ama biraz da belki de zor sular olduğu için.
Yani elin altını taşın altına koymak istemiyorum. Yani evet, çünkü onun insanlar sinemasını anlatmak için yani şöyle, biraz farklı şeylere gerek gerekiyor. Şöyle dediğin şey, şöyle bir katkıda bulunabilirim belki. Hani filmleri de düzgün kalmadı. Yani evet, bize 2000'lere ulaşamıyoruz yani. Yani filmlerin çoğunun... Ya Anayurt Oteli kaç yapımı? 87. Ya 87 yapımı bir filmin restorasyonu bence burada sıkıntı yani. Ya bu filmin restorasyona şey, ihtiyaç duyulması enteresan. Duyulmalı mıydı? 87. Yani o yüzden de bir sıkıntı olabilir. Yani hafızamızı tazeleyecek bir yer yok. Yani şöyle söyleyeyim. Sinemalarda zaten eski filmleri izlemek çok zor. Televizyonlarda da izleyecek kopyalara sahip değil. Hatta kopyaları yok. Yani ya bir de zaten film gösteren kanal da yok. Film gösteren kanal da yok. O bakımdan da belki birçok kişi bu restorasyonla tanışacak yani. İnşallah. Ve yani doğru. Şöyle bir şey var. O filmlerin yani 2003 yapımı karşılaşmanın bile şu an ulaşabildiğimiz kopyası YouTube'da. YouTube'da var. Fanatik Film sağ olsun yanlış ekran oranıyla yüklemiş zaten YouTube'a. Ve şey yani görüntüsü 2003 yapımı bir film. Ve yani sanki 70'lerden bir VHS seyrediyor. Bu çok falan acı gibi. Ya. Gerçekten. Bu da ayrı bir podcast'in konusu. Evet, bu bizim bayağı olabilir. Kafamız taktı. Evet, bizim takıntılı olduğumuz bir şey. Toparlayalım. Anayurt Oteli restorasyonu haliyle Cuma günü vizyona girdi. Başka sinemayla. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, restorasyondan burun kıvırsak da filmin evet, kendisi bir başyapıt. Kendisi bir başyapıt. Belki Ömer Kavur'la tanışmanıza vesile olur ya da diğer tekrar umarım. Evet, izlemek istersiniz. Ya izlerseniz umarız değil, izlenmesi gereken bir yönetmen yani. Çünkü evet. Orada şey yani Simon'un dediği şey çok doğru. Yani 90'ların ikinci yarısından itibaren özellikle işte yani yeni kuşak yönetmenler yani güçlü bir sinema ortaya koydular. Bunda tabii ki şey yapamayız yani. İnkar etmek zaten haddimize değil de. Yani o kadar net bir şekilde koydular ki sanki ötesinde hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir şey. Bir boşluk varmış. Bir boşluk yani evet bu hani 90'larda tamam Türkiye sinema endüstrisi çok yani özellikle ekonomik anlamda falan çok şey değildi. Çok aktif değildi ama yani tam da bu nedenden belki başka yönetmenler işte Ömer Kavur gibi işte Yavuz Özkan, İrfan Tözüm gibi hatta Yavuz Turgul gibi o dönem daha... Evet o dönem yani, ki 90'larda bence en iyi filmlerini veriyordu. Yani evet şu anki filmleriyle bir de karşılaştırsak özellikle. Ya, bu yönetmenlere farklı şeyler deneme şansı vermişti ve o dönemde gerçekten yani keşfedilmesi gereken, onu bekleyen işte bu şu an yani bu podcast'te de adını andığımız ve anamadığımız bir sürü iyi film var. Yani belki işte bu podcast ve Anayurt Oteli'nin yeniden vizyona girmiş olması buna bir da bir vesile olur inşallah. Bir katkı sağlar. Dediğimiz gibi Anayurt Oteli restorasyon haliyle vizyonda yayınımızda burada sonlandıralım. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler.